كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi arkadaşlar, bakın bugün bomba bir haber düştü. Çok şaşırmadım. Çok şaşırmadım. Siz de şaşırmayacaksınız büyük bir ihtimal. Bak şimdi. Bir kardeş Instagram'dan atmış. Allah razı olsun. Böyle şeyleri atın bana. Gerçi ben genelde görüyorum da Rabbim Celle Celaluhu'nun izniyle karşıma çıkıyor çünkü böyle şeyler. Şey gibiyim yani. Bütün pislik ne varsa çekiyorum yani. Çekiyorum derken görüyorum yani. Rabbim karşıma çıkartıyor. Niye? Konuşalım bunları. Bak şimdi. İyi dinle burayı. Geçen hafta Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürüdü. Rahmetullahi aleyh. Rabbim Celle Celle şefaatlerine nail eylesin. Amin. Milyonlarca insan cenazesine katıldı. Sadece erkekler. Onlar kadınlar gelmedi diye kudurdu. Bak. İyi dinleyin burayı. Kimliklerde ne yazıyordu bizim? İslam yazıyor değil mi? Dinine İslam. Niye burası? İslam ülkesi değil mi? Burası öyleydi değil mi? Bak şimdi iyi dinleyin burayı. Atatürkçü Düşünce Derneği laiklik ilkeleri ve devrim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze törenini yargıya taşıyacaklarını söyledi. Ben şaşırmadım. Hakikaten şaşırmadım. Geç bile kaldılar. Niye? O kadar sarıklı, o kadar cübbeli gördüler ki aman Allah'ım böyle gitti adam, Allah Allah. Geç Allah da demiyor. Onlar ne diyorsa artık. Hubal mı diyorlar. Bak şimdi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı, bakanlar, Diyanet İşleri Başkanı'nın o cenazeye katılarak Atatürk ve inkılaplarını hiçe saymışlardır. Atatürkçü Düşünce Derneği törende anayasanın laiklik ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirterek yaptığı açıklamada laiklik ilkesinin anayasa hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına, namusu ve şerefi üzerine ant içmiş Cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntüyle gördük diyorlar. Nasıl üzülmüşler, nasıl üzülmüşler, Allah Allah, ne kadar üzülmüşler. Bak şimdi devamına bak. Devama bak daha, dur. Vites arttırıyorlar ha. Cehenneme doğru vites attırıyorlar, iyi dinleyin. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şimdi ana haberler. O cenaze töreninde devrim yasası ile yasaklanmış. İyi dinle burayı. Devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmaila cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak Efendi Hazretlerimizin oğlu dedi ya hani, Efendi Hazretlerimiz yerine işte Hasan Efendi geçti. Buna da sessiz kalmışlar. Suça bak ya. Ulan ne büyük suç işlemiş bunlar ya. Zımnen onaylanan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk. Devamına bak. O cenaze töreninde ne zaman hasta olmuşsam bilin ki hanımlarımızdan biri çarşafını çıkarmıştır. Efendi Hazretlerimizin bizzat sözü. Ben ne zaman hastalanmışsam bilin ki diyor, bir ihvan diyor kardeşim diyor, çarşafını çıkarmıştır. Düşün Efendi Hazretlerinin derdine bak. Bir hanım kardeşim diyor, çarşafını çıkarsa ben hastalanırım diyor. Üzülürüm, hastalanırım. O kadar dert ediyor. Beyanıyla anayasa ve yasalara meydan okuyan, kadın sokağa çıkacak bir şey değildir. Kızlar katiyen orta, lise ve üniversiteye gitmez. Avanaklık etmeyin. Ve benzeri çağ ve akıl dışı söylemleriyle tanınan bir laik cumhuriyet, bilimsel eğitim, Türk, Atatürk ve kadın düşmanı bizzat devlet erkanı tarafından takdir edilmiştir. Bunlar Efendi Hazretlerimize söylüyor ha. Laik cumhuriyet, bilimsel Türk, Atatürk ve kadın düşmanıymış.
Devlet erken tarafından takdir edilmiştir. Bir anlamda milletimize rol model sunulmuştur. Atatürkçü Düşünce Derneği, layık cumhuriyet ve hukuku devleti karşı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreniyle ilgili yasal yollara başvuracağını duyurdu. Arkadaşlar, devamı var. Bilgisayardan çıktı aldım. Adamlar bildiğin böyle bu ayrı ayrı iki sayfa. Ben böyle yatay çıkardım da normalde dikeydi. Böyle bildiğin kamuoyuna duyuru diye şöyle iki sayfa yayın çıkarmışlar. Bakın burada da bombalar var. İyi dinleyin ya. Size eğlence işte de. 24 Haziran 2022 günü ekranlarda yayınlanan bir cenaze töreni izledik milletçe. Sanki günlük yazıyor. Sevgili günlük. 24 Haziran Allah. Çok seviniyorum biliyor musun böyle şeylere? Siz de sevinin. Onlar ne kadar üzülüyor. Bak ne kadar sevinin böyle şeylere. O cenaze töreninde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde belirtilen devletimizin temel niteliklerinden laiklik ilkesinin hazır bulunan ve anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasi, Atatürk ilki ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına namusu şerefi üzerine ant içmiş Cumhurbaşkanı neyse az önce okuduk burayı. Diyanet İşleri Başkanı falan. Alenen yok sayıldığını gördük. Geç onu. Başında. O cenaze töreninde anayasamızın 174. maddesiyle korunan 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibend tarikatının Halidi Bağdadi kolundan olan İsmail Ağa adlı gerici yapılanmanın ölen şey yerine yenisinin atanmasına sessiz kalmıştır. Ve anayasayı ihlal etmişler. Ve o cenaze töreninde diyor, ne zaman hasta olmuşsan bilin ki hanımlardan biri çarşafı çıkarmıştır. Beyanıyla anayasaya meydan okuyan, kadın sokakta değil, çıkaracak bir şey değildir. Kadın erkeğe görülecek bir şey değildir. Doğru söylüyor Efendi Hazretlerimiz. Kadın erkeğe görülecek bir şey değildir. Bunlar alışmış hanımlarını sokaklarda gezdirmeye, çıplak gezdirmeye, herkesin gözüne sokmaya hanımlarını. İslam'a bunlar çok şey değil de alakalar yok bunların İslam'la. Sorsan tabii sen de ben de Müslümanlar. Bak şimdi. Kızlar katiyen üniversiteye gitmez, avanaklık gitmeyin. 124 bin peygambere danışsanız, 104 kitabı arasanız bunun fetvası yoktur. Melek gibi kızlarınızı nasıl o gibi yerlere teslim edersiniz? Ve benzeri çağ dışı akıl dışı söylemlerle tanınan bir insana diyor, nasıl diyor rol model olarak sunulmuştur. O cenaze törenine bazı çevrelerin Türkiye Cumhuriyeti'ne teokratik devlete dönüştürme niyetlerini bir kez daha milletin gözüne sokulmuştur. Bak bak. O cenaze töreninde şeyhlerin ayaklarını öpen, tabağındaki yemek artıklarını ısırıp verdiği meyveyi yemeği kutsal sayan, sümüklü mendilinden, kokmuş çorabından medet uman, şeyhini düşünmek, Allah'ı düşünmek daha sevaptır. Sapkınlığı ile malul kimi zavalların devlete baş kaldırdıklarından neyse korunup kollandıklarından görülmesi ne acı. Bunları yapan birini duydunuz mu, gördünüz mü? Şeyhin ayağını koklayan, çorabını koklayan, Allah'tan üstündür diyen var mı öyle bir şey? Onun için zaten kafirdir. Efendi Hazretlerimizin haşa ve kella bunu diyen duysa kendisi döverdi zamanında. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Müsaade eder mi hiç ya? Allah'ım iftiralara bak ya. Daha acısı. Daha da acısı varmış ha. Ya bir bitmedi ya. Ne acıları varmış. Adana gibi, Adana kebap gibi acıları var ya. Daha da acısı da o cenaze töreninde Türk milletine meydan okunmuş. Türk milletine meydan okunmuş. Türk milleti gavur mu? He? Abi Türk milletine niye meydan okusun? Türkler zaten Müslüman değil mi? Türkler Müslüman. Tam gavur var. İçimizde var eyvallah. Hristiyan Türk de var. Ama Türk milletine meydan okumuşsun. Ne alakası var kardeşim? Kadınlarımız aşağılanmış. Kadınlar sırf eziyet görmesin diye. O kalabalıkta sıkışmasın diye. Efendi Hazretlerimizin beyanı, vasiyetidir bu kadınlar gelmesin, sıkışmasın diye. Erkekler arasında karışmasın diye. Bu ince bir düşüncedir. Bunlarda o düşünce yok. Çünkü bunlar kadınlarla ön safta namaz kılıyor. Yan yana cenaze namazı. Geçen hafta söyledik burada. Kadınlar aşağılamış. Laik demokratik hukuk devleti yerine din devleti, evrensel hukuk yerine şer'i hukuk çağrısı yapılmışken siyaset kurumlarından basına, sendikalardan meslek kuruluşlarına, anlı şanlı iş adamları, örgütlenen üniversitelere, özellikle hukuk fakültelerine, genel kurmaya da MİT'e, emniyetten jandarmaya,
Cumhuriyet kurumlarından tek bir sesin yükselmemiş olmasıdır. Ne demek? Daha acısı bu diyor. Kimse ses çıkarmadı o cenazeye. Müslüman cenazesine isyan edin diyorlar resmen. Bu bir kışkırtmadır arkadaşlar. Bu bir provokasyondur. Atatürkçülük kışkırtmadır bu. Birinizin sesi çıksın artık diyor ya. Bunlar niye bu kadar kalabalık diyorlar, anladın mı? Zorlarına gidiyor. Bak. Son dokunuş yapmışlar. Atatürkçü Düşünce Derneği. Atatürk'ün efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır sözleri, anayasamızın her kurum ve kişiyi bağlayan hükümleri ve her yurttaşın uymak zorunda olduğu yasalarımız doğrusuna gençliğe hitap eden aldığı görevle ve bu benzeri laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreniyle ilgili olarak yasal yollara başvuracağını diyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi. Şimdi hava durumu. Abi mevzuya bak ya. Bir şey söyleyeceğim. Sol kesimden biri öldüğü zaman herhangi bir Müslüman çıkıp "Ulan bunlar nasıl cenaze yapar?" diye, var mı böyle bir şey, duydunuz mu? Yok. Peki niye zorunuza gidiyor? Niye zoruna gittiler? Kalabalık, kalabalık, sarık cübbe, adamlar dayanamıyor. Boşuna demiyorum size takke takın diye. Adamlar kalp krizi geçiriyor. İnme iniyor adamlara. Adama inme iniyor. Allah'ım ya Allah'ım. Sizinle görüşeceğiz diye. Bir başa gelelim diye. Aynen böyle. Böyle diyorlar. Saydırıyorlar. Yapıyor böyle. Başa gelelim diye. Nokta nokta diyor böyle. Ya bize çok söylüyorlar onu. Çok söylediler. Başa gelin o zaman görürsün diyor. Başındaki takkiyi alacağım. O sakalını keseceğim senin. Kesersin sen. Tırnağımı kesemezsin. Yani. Rabbim Celle Celaluhu bunlara fırsat vermesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bunlara bu memlekette kıyamete kadar fırsat vermesin. Amin. Buna en içten amininizi yapın. Gerçekten Allah muhafaza. Ama kaşınırsak olur, bak İstanbul elden gitti. Onu da söylüyorum. İstanbul elden gitti. Kaşınırsak komple gider. Yapacakları ilk iş İslam'ı ortadan kaldırmak. Yemin ederim. Büyük yemin ederim. İlk işleri İslam'ı ortadan kaldırmak. Ha, görüyorsunuz da. Görüyorsunuz. Ben daha bir şey dememe gerek yok.